الكفار الذين قال الله لهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار. Burada kafirler hakkında, kesinlikle kafirler ateşten, cehennemden çıkmayacaklardır bu Rabbimin haberine göre. Şimdi bazıları ne diyor biliyor musunuz? Bazıları ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun diyor. Eğer diyor La ilahe illallah derse bu adam cennetliktir diyor. Muhammedun Resulullah telaffuz etmese bile. Nasıl oldu? Yani La ilahe illallah diyen olan bir kişi nasıl olur da yani cennete girecek Resulü'nü kabul etmeye? Yani bu şekilde diyen olan bir kişi böyle namaz kılsa, oruç tutsa, hac yapsa, La ilahe illallah diyen olan bir kişi böyle dese o cennete giremez ya. Yahudiler ve Nasraniler cennete girecek sırf La ilahe illallah dedikleri için diyen olan bir kişi kendisi cennete giremez. Çünkü kafirin kafirliğini kabul etmeyen tek kelimeyle kafirdir. Olmaz. Adam Resulümüzü kabul etmiyor, dinimizi reddediyor, sırf La ilahe illallah dediği için cennete girecek. Olmaz. Diyenler çok. İşte وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Kesinlikle alçaltıcı, zillet verici bir azap onları bekliyor. Onlar cehennemden çıkmayacaklardır. فَجَعَلَ اللّٰهُ الْمَحَبَّةَ شِرْكًا اِذَا اَحَبَّ شَيْئًا هُوَ سِوَ اللّٰهِ كَالْمَحَبَّةِ اللّٰهِ فَيَكُونْ مُشْرِكًا مَعَ اللّٰهِ فِي الْمَحَبَّةِ. Eğer Allah ile beraber başkasını ortak ediyorsa, başkasını seviyorsa kesinlikle bu nedir? Şirktir ve Allah'a yani ortak ettiğinden dolayı ebedi bir şekilde cehennemde kalacağını burada nedir gösteriyor. Tabii ki eğer cehaletinden dolayı ortak koşuyorsa o ayrı bir konu. Allah orada imtihan edecek. Allah dilerse onu azap eder, dilerse onu affeder. Tabii ki bu adam kim? Eğer Müslümansa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şey diyorsa, namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa ama cehaletinden dolayı ortak koşuyorsa orada Allah'ın meşiyetine kalmış. Allah orada dilerse affeder, dilerse azap eder. Hızlı geçiyoruz. Ezan okunuyor. Evet. Şu üç satırı bitirelim. Fil cümle. وَلِهَذَا يَجِبْ أَنْ تَكُونَ مَحَبَّةِ اللّٰهِ خَالِسَةً لَا يُشَارِكُهَا ف۪يهَا اَحَدٌ حَتَّ مَحَبَّةَ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ. Öyle öyle Allah'ı seveceksin ki diyor, hatta Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sevgisi de buna karıştırmayacaksın. Madem ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı seviyorsun, o zaman aleyhissalatü vesselam'ın sevgisi ayrı olacak. Allah'ın sevgisi ayrı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi ayrı. Allah'ın sevgisi nedir? Nedir? Onu birleyeceksin bütün ibadetlerde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi nedir? Aynı şekilde onu itaat edeceksin. Ta'atuhu fîmâ emar ve tasdîkuhu fîmâ ahbar ve ellâ yu'bed illâ bimâ şerâ. Emretmiş olduğu şeylere itaat edeceksin ve getirmiş olduğu emirleri tasdik edeceksin ve Kur'an ve sünnet çizgisinde onu uyacaksın. Ve ellâ yu'bed illâ bimâ şerâ. Şeriat çizgisinde. Yani كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ اَوْ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ çizgisinde olacaksın. فَلَوْلَا أَنَّهُ شَيَدْ فَلَوْلَا أَنَّهُ رَسُولْ مَا وُجِبَتْ طَاعَتَهُ وَلَا مَحَبَّتَهُ إِلَّا كَمَا نُحِبُّهُ اَيْ مُؤْمِنْ. Şayet Resul olmasaydı ve Allah Tebareke ve Teala bize Resulünü sevin demeseydi diyor ki اَطِيعُ اللّٰهُ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يَحْبُبْكُمُ اللّٰهِ. Ve buna benzer birçok ayet var. İşte eğer Allah emretmemiş olsaydı yani Resulü öyle severiz ki bir sıradan bir mümini sevdiğimiz gibi aynı şekilde onu sevmiş oluruz. وَلَا يُمْنَعَ الْاِنْسَانِ مِنْ مَحَبَّتْ غَيْرِ اللّٰهِ بَلْ لَهُ اَنْ يَجِبْ كُلُّ شَيْءًا تَابِحْ مَحَبَّتَهُ كَالْوَلَدْ وَالزَّوْجَ وَلَكِنْ لَا يَرْجُعْ لَا يَجْعَلْ ذَٰلِكَ كَمَحَبَّتِ كَمَحَبَّتْ اِلَّا. Burada yani hiçbir sakıncası yoktu. Bir kişi hanımını, çocuklarını, amcalarını, dostlarını, kardeşlerini, arkadaşlarını mümin olduğu halde onu sevmekten bir sakıncası yoktur. Yani bu sevgiyle yanlış anlaşılmasın diyor. Yalnız bunları severken diyor Allah ile eşit sevmeyecek. Onların sevgisi ayrı, Yüce Allah'ın sevgisi de ayrı. Burada ölçülü olacak sevgi. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ. Allah'ı tazim ettikleri gibi putları da tazim ediyorlardı müşrikler. Ha o zaman biz öyle yapacağız, o zaman bizim müşriklerden ne farkımız kalır? Hiçbir farkımız kalmaz. وَقَالَ الْمُؤَلِّفْ فَكَيْفَ بِمَنْ اَحَبَّ
ند الأكبر من أحب من من حب الله. İşte ortak koşan putunu Allah'tan daha çok seven olan bir kişi hali nicedir. Siz düşünün ne olur diyor. Ona ortak koşuyor, Allah gibi onu da seviyor. Ve diyor ki وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يَجِبْ اِلَّا نِدَّنْ وَحْدَهُ وَلَمْ يَحِبِّ اللّٰهِ. Ve kaldı ki diyor sadece putunu severek de Allah'a sevmeyen olan bir kişi hali ne olur orada? Ahirette hiç düşündünüz mü? Diye burada nedir? Örnekler veriyor ve bunu inşallah önümüzdeki de